Herkese merhaba. Yeşim Gökçe Harbacı YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Adindaş Halı'nın yapılış videosunu hazırladım. Kendi istediğiniz ölçülerde yapmanız bu şalı mümkün. Nasıl yapmanız gerektiğini de video içerisinde anlatmıştım. Talimatları uygulayarak siz de istediğiniz ebatlarda bir şal sahibi olabilirsiniz. Beni en çok yoran bu şalda, bu şalın çiçeklerini yapmak oldu. Şöyle düşünün, ben böyle çok sıkıntılı işlere pek fazla gelemiyorum. Ama ben yaptıysam bu şalı herkes yapar. Ben sonunu getirdiysem herkes getirir diye düşünüyorum. Şimdi bu şalın size ölçülerini vereceğim. Şalın genişliği 65 santim, kanat açıklığı da 1,75 santim oldu. Ve kendi ölçünüze göre yapmak istediğinizde kırmızı alandan itibaren örmeye başlıyoruz ve buradaki tekrar sayılarını fazla yaparak, eksik yaparak kendi istediğiniz ebata göre ayarlayabilirsiniz. Yani şalın boyutu buradaki kırmızı karpuz diliminden başlıyor. Burayı oturttuğunuz zaman geri kalan yerlerini örmeniz çok basit. Ben bu şalı nasıl kendime göre ayarladım? Buradaki kırmızı kısmı ördükten sonra şu uçlarından tuttum ve hemen hemen benim kanat açıklığım kadar oldu. Yani kollarımı iki yana doğru açtığımda kırmızı alan hemen hemen o kadar oldu. Tam kanat aç kendi kollarınızın açıklığı kadar yapmayın ama yakınlaştırın kol açıklığınıza. Öylelikle tam ölçü sahibi olabilirsiniz. Çiçeklerin yapımı da farklı bir videoda olacak. O yüzden o videoyu da izlemenizi tavsiye ediyorum. Tabii burada çiçekle değil de başka bir şeyle de süsleyebilirsiniz. Tamamen sizin zevkinize kalmış. Dediğim gibi hata götürebilen bir model. Kendi zevkinize göre rahatça yapabileceğiniz bir model. Ben pamuklu ip ve 3 milimetrelik bir tığ kullandım bu şalı yaparken. Eğer benim ölçülerimde yaparsanız aynı tığ numarası ve aynı kalınlıkta bir ip kullanmanızı burada öneriyorum. Daha kalın pamuk ipten daha kalın ip kullandığınız takdirde şalınız çok daha büyük olacaktır arkadaşlar. O yüzden bunlara lütfen dikkat edelim. Hepsi bu kadardı. Kanalımı ilk defa ziyaret ediyorsanız abone olmayı ve bundan sonraki videoları kaçırmamak için bildirim zilini açmanızı öneriyorum. İzlediğiniz için şimdiden teşekkür edelim. Şimdi yapım aşamalarını hep beraber geçelim. Şalın yapımına ortadaki kırmızı alandan başlayacağız. Burada istediğiniz rengi seçebilirsiniz. Bir tane karpuz dilimi yapacağız. Nasıl örmeye başlayacağız? Burayı çizeyim. Daha aklınıza daha net yatacaktır çizdikten sonra gösterince. Şöyle küçük bir üçgen yaparak başlayacağız. Şöyle bu tarafı her zaman düz çıkacak. Bir tarafı da şöyle karpuz dilimi gibi getireceğiz. Şöyle artırarak geleceğiz. Daha sonra şalın tam orta kısmında artırmadan düz devam edeceğiz. Bu aşamadan sonra bu tarafa doğru geçebilmek için de buradan eksilterek böyle bir karpuz şekli vereceğiz şalımıza. Nasıl başlayacağız? 3 milimetrelik bir tığ kullanacağım. Siz de elinize yatkın ipinizin önerdiği bir tığ kullanabilirsiniz. İlk düğümümü attım. 1, 2, 3, 4. 4 tane zincir çektim. İpimi doluyorum. Ve ilk çekmiş olduğum zincirin içinden tığımı geçirdim. Bir tane trabzan yaptım. İpimi doladım ve aynı yuvanın içinden tekrar tığımı geçiriyorum ve buraya bir tane trabzan daha yaptım.
Tek taraftan artırma yapacağımız için yanıma şöyle bir kanca aldım ki o tarafımı kaybetmemek için o alana takacağım kancamı. 1, 2, 3 zincirle yükseldim. Örgümü döndürdüm. Bu altta kalan trabzanın tepesine bu zincirimi trabzan olarak yaptığımı sayıyorum. İpimi doluyorum. Burayı atlıyorum ve ikinci trabzanın tepesinden tığımı geçiriyorum. Bir ikili trabzan. İpimi doladım. Burada çekmiş olduğumuz 3 tane zincirimiz var. Zincirin tepesinden geçirdim tığımı. İpimi buradan çektim. İkili trabzan. İpimi doladım. Yine aynı yuvanın içinden geçiriyorum tığımı ve buraya bir trabzan daha yapıyorum. Artış yönümüz her zaman bu taraf olacak. Burası da düz çıkacak. O yüzden sizin de mutlaka takmanızı öneriyorum. Artış yapacağım yöne işaretliyorum ve bir tane kanca taktım. Şimdi 1, 2, 3 zincir çektim. Örgümü döndürdüm. Artış yerimize hem başlarken hem de sıranın sonunda artış yapacağız. İpimi doladım. Yani her sırada artış yaptığım yönündeyim. 3 zincirimi yaptım. Hemen dibindeki boşluğa batıyorum. İkili trabzan yaptım. Geri kalan trabzanlarımı hep tek devam edeceğim. Buradaki en sondaki zincirimizi unutmayalım. O çünkü güçsüz duruyor. Onun başına da batıyorum. Ve buraya da trabzan yapıyorum. 1, 2, 3 zincirle tekrar yükseldim. Dönüyorum. Burada artış yapmadan devam ediyorum. Bu aşağıda yapmış olduğum trabzanın tepesine bu 3 tane zinciri trabzan olarak sardım. Dolayısıyla dibine batmayacağım. Hemen yanından devam edeceğim. Çünkü artış sıramda değilim. Şimdi bütün trabzanlarımı birer tane yapıyorum. Son trabzanımdayım. Burada. Bunun da başına battım. Ve buraya da yine iki tane trabzan yapıyorum. Artışımı hep burada yapacağım. Burası düz çıkacak. 1, 2, 3 zincirle yükseldim. Döndüm. Yine bakın bu taraftayım. Artış yönümdeyim. Hemen dibine batıyorum. Dibine iki tane trabzan yapmış oldum. Geri kalan hepsine birer tane. Zinciri unutmuyorum. Zincire de yaptım. İpimi doladım. 1, 2, 3 zincir çektim. Döndüm. Bütün trabzanlarımın tepesine birer tane yapıyorum. Artış yönümdeyim. Demek ki buradaki son trabzana çift batarak artış yapacağım. 1, 2. Tekrar yükseldim. 3 zincirle döndüm. Artış yönündeyim. Yine dibine battım zincirimin. İkili trabzan yaptım. Bu şekilde arkadaşlar hiçbir değişiklik yapmadan şalımı örmeye devam ediyorum. Belli bir sıra öreceğim. Şu an ne kadar örerim bilemiyorum. Çünkü ilk defa yapıyorum. Daha önceden bir ön alıştırma yapmadım. O yüzden ben böyle bir sıra öreceğim. Ondan sonra şurada şu alanda düzlemiştik. Düz yaptığım alanda geleceğim ve size kaç sıra ördüğümü belirteceğim.
Evet, bir kenarını bitirdim. Bakın bu şekilde artış yaptığım yön bu tarafım ve hep bu taraftan artış yaptım. Burası düz çıktı. Hep buradan. Toplamda 53 sıra ördüm arkadaşlar. Buradan ilk yaptığımız 3 trabzanı da sayarak saydım buradan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 diye toplamda 53 sıra olana kadar ördüm. Şimdi 53. sırada artış yaptığım yön bu. İşaretleyicimi buraya getiriyorum. Ve artık artış yapmadan bir süre daha örmeye devam edeceğim. 1, 2, 3 zincirle yükseldim. Döndüm. Şimdi bütün trabzanlarımı yine trabzan yaparak bu sıranın sonuna kadar geçeceğim. Bundan sonra artırma yapmadan devam edeceğiz. Yaklaşık 25 sıra artış yapmadan örmeyi düşünüyorum. Şimdi bütün trabzanlarıma birer tane trabzan yaparak bu uca kadar geliyorum. Sıra sonuma kadar bütün trabzanlarımın tepesine birer tane yaparak geldim. Sondaki trabzanlarımı unutmuyorum. Onları da yapıyorum. Burada 3 zincirim var. 3 zincirin tepesine batıyorum yine. Bir tane trabzan yapıyorum. Ne demiştik? Artık artış yapmıyoruz. Son artış yaptığım sıram bu. Ve buraya kanca takıyorum. Mutlaka siz de kanca takın. Şimdi dönüyorum. Yine 1, 2, 3 zincir çektim. İpimi doladım. Ve bu sefer dibine batmayacağım. Çünkü artık artış yapmıyoruz. Bu yükseldiğim zinciri buradaki alttaki trabzanımın başına yapmış olduğum trabzan olarak saydım. Ve hemen yanına batıyorum. Buraya değil, buraya batıyorum. Ve 25 sıra boyunca hiç artış yapmadan bütün trabzanlarımın tepelerine birer tane trabzan yaparak gide gele örmeye devam edeceğim. 25 sıra öreceğim. Sondaki zincirleri atlamayın. Bunlar güçsüz, arada kaybolabilir. O yüzden mutlaka bu zincirlerin tepesine de birer tane yaparak örgümüzü büyütelim. Nasıl olacak? Ben de çok merak ediyorum. Bu kötü olmaz. Şalımız güzel olacak. Öyle düşünüyorum. Evet. Şimdi bu şekilde örmeye devam edelim. 25. sıra sonunda tekrar görüşmek üzere. Evet. Şimdi şuradan tekrar gösterelim. Buradan artırarak geldik. Artırma yönümüz her zaman burasıydı. 57 sıra örmüştük. Şimdi artırma yaptığım yere bir tane kanca takmıştım. Son artırma yaptığım yer. Son artırma yaptığım yerden itibaren artırmadan örmeye devam etmiştim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 25 sıra artırmadan ördüm. Şimdi artık şalın bu tarafının da şöyle buradan meyilli gidebilmesi için, yani tıpkı bu taraf gibi, buradan da her sıra sonunda daraltma yaparak, yani her sıra başında ve sonunda daraltma yaparak örmemiz gerekiyor. Daraltmayı nereden yapacağım? Yine bakın, burada kancamı taktığım yerden, yani bu taraftan yapacağım.
Orayı karıştırmayalım lütfen. Şimdi yapalım daraltmamızı. 1, 2, 3 zincirle tekrar yükseliyorum. Örgümü İpimi doladım. Bu alttaki trabzanımın tepesine yaptığım zincir olarak sayıyorum. Bu yaptığım, pardon, trabzan olarak sayıyorum buradaki zinciri. İpimi doladım. Hemen yanındaki trabzanın tepesine batıyorum. Bir ip aldım, çektim. Ve iki tane ilmek çıkardım trabzanımdan. Attığımda iki tane ilmek kaldı. Tekrar ipimi doladım. Hemen yanındaki trabzandan battım tığımı. İpimi çektim. İki tane daha ilmek çıkardım. Tığımda üç tane ilmek kaldı ve bunların hepsini beraber kapatıyorum. Ne yapmış olduk? Burada daraltma yapmış olduk. Daraltmaları her zaman kancayı taktığım yerden yapacağım ki aynı şekli alsın. Ve her zaman buraya geldiğimde hem sırasının sonunda hem de sıra başında mutlaka benim burada bu şekilde daraltma yapmam gerekecek. Şimdi ipimi doladım. Bütün trabzanlarımı birer tane yaparak yoluma devam ediyorum. Bu şekilde örüyorum. Sıramın sonunda tekrar görüşeceğiz. Sıra sonuma kadar ördüm. Şöyle göstermek istiyorum size. Buradan daraltma yaptım. O yüzden kancamı alıp bana daha yakın olan yere takıyorum. Şöyle. Yani bu taraftan sürekli daraltacağım. Bu taraftan da hiçbir zaman daraltma yapmadan her zaman düz öreceğim. Önemli. İpimi doladım. Bu sonlardaki 3 zincirle dönüşümüzü unutmayalım. Bunun mutlaka tepelerine de yapalım. Çok, evet, çok söyledim bunu ama söylemek zorunda hissediyorum kendimi nedense. Döndüm. Bu tarafım neresiydi benim? Düz çıkan tarafımda. Ne çoğaltma ne de eksiltme yaptığım yerde. O yüzden yine burayı her zamanki gibi düz bir şekilde örmeye devam ediyorum. Bizim daraltma ve çoğaltma yaptığımız yer her zaman tek taraf. Tek yön. Diğer yönü her zaman düz örüp çıkacağız. Şimdi bu şekilde ben yine sıra sonuma kadar bütün trabzanlarımı örmeye devam ediyorum. Sıramın sonuna kadar geldim. Burada daraltma yapmam gerekecek. Şunu buradan alayım. Şimdi sonuna kadar örmeye devam edeceğim. Şimdi şöyle baktığınız zaman burada bir iki tane ilmek kalmış gibi gözüküyor. Burada şunu yapacağız. Şuradaki zincirimizle trabzan olarak sayıyoruz her zaman. 3 zincirle yükselip bir üst sıraya başladığımız zinciri mutlaka trabzan olarak sayıyoruz. O yüzden bu köşeden başladığımız zaman, yani daraltma yapmadığımız yerden bu tarafa doğru örmeye başladığımız zaman, yanlış eksiltme yapmamanız için mutlaka şuradaki zincirde trabzan olarak sayacaksınız ki buradan da bir daraltma yapacağız. O yüzden şöyle çevirdim. Bakın, bir şurada iki tane trabzanı teke düşürdüğümüz ilmeğim var. Bir tane burada. Bir de üç tane zincirin şurada tepesindeki bir tane de ilmeğim var. Bunları trabzan olarak sayacağız. Şimdi burada da benim eksiltme yapmam gerekecek. İpimi doladım. Buradaki trabzanın tepesinden battım.
Bir ip aldım, çektim. Tığımdan iki tane ilmek çıkardım. Tekrar doladım. Bakın zincirimdeyim. Ve zincirimin tepesine de battım. Bir ip aldım, çektim. Tığımdan iki tane ilmek çıkardım. Üç tane kaldı ve üçünü birden kapatıyorum. Şimdi bir, iki, üç zincirle yükseldim. Ne yapıyoruz? Bunu trabzan olarak yaptığımızı farz ediyoruz ve unutmuyoruz. Döndüm. Bunun buradaki üç zincirin üstüne fazla düşüyorum. Eğer bunu örerken eritirseniz, buradaki zinciri kaçırırsanız yamuk olur örgünüz. O yüzden buraya dikkat edelim. Bunu trabzan olarak saydım. Daraltmamı bundan sonraki iki trabzanda yapacağım. İpimi doladım. Dibine batmıyorum. Çünkü neden? Bunu buradan yükselen bir trabzan olarak saydık. Hemen yanındaki trabzanın tepesinden battım. Bir ip aldım, çektim. İki tane ilmek bıraktım. İpimi doladım. Yanındakine battım, çektim. İki tane ilmek çıkardım. Üç tane kaldı. Ve üçünü birden kapattım. Ne yapmış oldum? Bu sırada bir tane daraltma yapmış oldum. Nasıl ki biz arttırma yaparken bir trabzan bir trabzan arttırma yapıyorduk her sırada. Daraltma yaparken de sadece bir trabzan daraltarak gideceğiz. Şu ortadaki trabzanım daralmış oldu. Bu baki. Bunu her zaman kullanacağım. Şuradaki zinciri. Şimdi bütün trabzanlarımın tepesine birer tane yaparak yoluma devam ediyorum. Sıra sonuna kadar öreceğim. Ondan sonra oradan döneceğim. Biliyorsunuz o başlarda daralma yapmıyorduk. Oradan geri döneceğim ve tekrar burada daraltma yaparken beraber olacağız. Evet, şimdi tekrar daraltma yaptığım taraftayım. Şimdi trabzanlarımı yaparak geliyorum. Geldim. Şurada daraltma yaptığım trabzan var. Bu her iki trabzanın tepesinden bir tane ilmek. Burası. Burada da 3 zincirle yükselmiş olduğum yerim var. Bunu da trabzan olarak sayıyoruz her zaman. Ama sakın onu unutmayalım. Bu iki trabzanı beraber toplayıp daraltma yapacağım. İpimi doladım. Şöyle çevirdim. Buradaki ilmeğimden tığımı geçirdim. İpimi çektim. Tığımdan iki tane ilmek çıkardım. İpimi doladım. Zincirimdeyim. Zincirimin tepesine battım. Bir ip aldım, çektim. Tığımdan iki ilmek çıkardım. Üç tane kaldı. Ve üçünü birlikte kapattım. Bir, iki, üç zincirle tekrar yükseldim. Döndüm. Yükselmiş olduğum zincirimin dibindeki ilmeği kullanmayacağım. Çünkü buradaki daraltma yaptığım ilmek o benim. Ve onun üstüne üç tane zincir çektim. Dolayısıyla trabzan yapmış oldum. Şunu her zaman trabzan olarak sayacağız. İpimi doladım. Buna değil, hemen yanındakinden tığımı geçirdim. İpimi buradan çektim. Tığımdan iki tane ilmek çıkardım. İpimi doladım. Hemen yanındakine battım. İpimi buradan çektim. İki tane ilmek çıkardım. Geri kalan üç ilmeği de beraber kapatmış oldum. Şimdi bütün trabzanlarıma birer tane trabzan yaparak yine sona kadar ilerlemeye devam edeceğim. Daraltmalarımız bu şekilde olacak. O yüzden daraltma yaptığınız yöne mutlaka bir işaretleyici takın ki kafanız karışmasın. Bakın, mesela şuradan düzleyerek gelmiştik.
Şimdi de bu taraftan aşağıya doğru daraltarak geleceğiz. Bu şekilde daraltmalarımızı yapmaya devam edelim. Bu taraf düz çıkıyor her zaman. Burada yapmayalım. O yüzden mutlaka bir işaretleyici buraya takalım. Şimdi bu şekilde daraltmaya devam edelim. Daraltma işlemi bittikten sonra ben tekrar sizinle beraber olacağım. Orada da söylemek istediğim birkaç şey olacak. Eksiltmelerimi yaparak bakın uca kadar geldim. Son iki sırayı beraber yapmak istedim. 1 2 3 zincirle yükseldim. Yine örgümü döndürdüm. İpimi doladım. Ve buraya bir tane trabzan yapıyorum. Daraltmamı bu trabzan ve bu trabzanda yapacağım yine. İpimi doladım. Trabzanımın tepesinden battım. Bir ip aldım, çektim. 3 tane zincirimin tepesine battım. Bir ip aldım, çektim. 2 tane ilmek çıkardım tığımdan. Ve geri kalan 3 tane ilmeği hepsini beraber kapattım. 1 2 3 zincirle tekrar yükseldim. Tekrar döndüm. Burada bakın 1 2 3 tane ilmeğim kaldı. Bu üçünü beraber toplayacağım. İpimi doladım. Bunu da bir trabzan olarak saydım. Hemen buradaki ilmeğimden battım. Bir ip aldım, çektim. 2 ilmek çıkardım. İpimi doladım. Trabzanıma geldim. Trabzanıma battım. Bir ip aldım, çıkardım. 2 ilmeğimi, 3 ilmeğim kaldı ve üçünü de tek seferde kapattım. Burada bir tane ilmek bırakmış oldum. Burada ipimizi kopartacağız arkadaşlar. Aynı renkle de devam edersiniz. Ben aynı renkle örmeye devam edeceğim. Şimdi buradaki sıra sayılarını tekrar söyleyelim. Bu taraftan başladık örmeye. Buradan çoğaltarak geldim. Bu kısma kadar, az evvel 57 demiştim ama 53. Bu kısma kadar 53 sıra çoğaltarak örmeye devam ettim. Daha sonra burada çoğaltmayı bıraktım ve bu kısma kadar şu arada 25 sıra daraltmadan, yani çoğaltma yapmadan örmeye devam ettim. Daha sonra buradan bu şekilde daraltarak devam ettim. Buradaki önemli nokta olan kısım şurası. İlk başladığımız sıradan şurada son çoğaltma yaptığımız noktaya kadar buranın sıra sayısı 53'tü. Çoğaltarak geldik. Daraltma yaptığım sırada, yani son düz ördüğümüz sırada daraltarak aşağıya doğru indiğimiz sıramda 53 sıra. Siz şalınızı daha büyük yapabilirsiniz, daha küçük yapabilirsiniz. O yüzden mutlaka şuradaki dar olan kısımlar sıra sayıları mutlaka aynı olması gerekiyor. Eğer ki bir yerde bir farklılık varsa mutlaka daraltırken hata olmuştur. O yüzden onlara dikkat edelim. Burası 53 sıra. Çoğaltma yaptığım yere kadar. Çoğaltma yapmadan ördüğüm yer şurası 25 sıra. 25 sıradan sonra aşağıya doğru daraltarak örmeye devam ettiğim sıranın sayısı da 53 sıra. Sıralarımız aynı. Şimdi burada ipimi kopardım. Aynı renkle devam edeceğim ama koparmak istedim. Siz başka bir farklı renge geçiş yapabilirsiniz burada. Ama ben aynı renkle örmeye devam edeceğim. İpimi alıyorum. İlk düğümümü attım.
başlangıç noktama geldim. Başlangıç noktamda bir ilmekten 3 tane ilmek çıkarmıştık. Şimdi tersten geliyor. İlk ilmeğime tığımı battım. İpimi buradan çekiyorum. Şu ipimi de buradan yürüteceğim ve 3 zincirle tekrar yükseliyorum. 1 2 3 zincirle yükseldim. 3 zincirle yükseldim, ipimi doladım. Aynı noktanın içine tekrar girdim. Buraya bir tane trabzan daha yapacağım. İpimi doladım. Aynı noktaya tekrar battım. Buraya bir trabzan daha yaptım. Burada ya, burası bizim köşemiz. Dönüşümün rahat olması için burayı bu şekilde örmeyi tercih ettim. Şimdi ipimi doladım. Trabzanlarımız bu sırada yatay olarak gelecek. Bu şekilde. Yatay trabzanlarımızın arasına, şuradaki boşluklara, şu boşluklara ikişer tane trabzan yaparak devam edeceğiz. İpimi doladım. Hemen buradaki ilk şöyle bir dikey trabzan şu şekilde tuttuğum zaman, ama bu şekilde örmeye devam edeceğimiz için trabzanlarım yatay geldi. Buradaki ortalarına batıyorum ve buralara ikişer tane trabzan yapacağım. İpimi doladım. Hemen yanındakine sadece yatay olan yerlere yapıyorum. İpimi doladım. Yanındakinden devam ediyorum. Sadece şuradaki ara boşluklara batacağım. Bu şekilde örmeye devam edeceğim. Buradan itibaren artık işaretleyicilerimizi çıkartabiliriz. Bu uçtan başlayarak trabzanlarımı yaparak bu şalımın etrafını döneceğim. Böyle. Buradaki uca kadar trabzanlarımı yaparak geliyorum. Diğer uca kadar trabzanlarımı yaparak geldim. Bakın şöyle son trabzanımdayım. Bunu da iki tane yapıyorum. İpimi doladım. Rahatça bu tarafa doğru dönüş yapabilmem için şuradaki ilmeğe 3 tane trabzan yapacağım. 1 2 ve 3. Tekrar dönüyorum ve bakın buradaki yine yatay trabzanlarımın içine girip oralara ikişer tane trabzan yaparak bu sırayı kapatacağım. Daha sonra diğer rengimizle örmeye devam edeceğiz.
şekilde örmeye devam edelim. Sıra sonunda tekrar görüşelim. Sıra sonuna kadar geldim. Şimdi burada başlangıç yerimdeyim. Biliyorsunuz ki başlangıç şu üçgen kısmının en ucundaki ilmeğe 3 tane trabzan yapmıştık. Şimdi o kısma geldim. 3 zincirle yükseldiğim yerdeyim. 3. zincirinden battım. Şöyle bir tane kaydırma yaparak bu sıramı kapatmış oldum. Bir zincir çektim ve ipimi kopardım. Bir süre kırmızı iple devam etmeyeceğim örmeye. Şöyle bir gösterelim şalımızı. Şalın kırmızı tarafı bitti. Bakın en başta karpuz dilimi gibi öreceğiz dediğim alan bu kısım. Bu kısmı bitirdik. Şimdi ben diğer rengime geçeceğim. Siz istediğiniz renge geçebilirsiniz. Burada inanılmaz renklerle çoğaltabilirsiniz. Bazen ne diyeceğimi bilemiyorum. Çok farklı renklerde örülmüş örnekleri de var. İnternetin arama motoruna Adinda Şal yazarsanız ve Pinterest'ten aratırsanız arkadaşlar çok farklı şekillerde, çok farklı süslemelerde bu şalın yapıldığını görebilirsiniz. Hem size de fikir olur. Nasıl süsleme yapacağınız, hangi renklerde yapacağınız konusunda. Şimdi bu renkle devam edelim örmeye. Yine şalımın her zaman uç noktasına geldim. Burada ne yapmıştık? En uç noktasına 3 tane trabzan yapmıştık. Bu kısımda ortadaki trabzandan tığımı geçirdim. İpimi buradan çektim. 3 zincirle tekrar yükseldim. İpimi doladım. Ve yine aynı noktanın içine 3 tane trabzan yaptım arkadaşlar. Devamında bütün trabzanlarımın başına birer tane trabzan yaparak devam edeceğim. Hiçbir değişiklik yapmıyorum bu sırada. Bir sonraki sırada artış yapacağız. Şimdi bu şekilde bütün trabzanlarımızın tepesine birer tane trabzan yaparak şalımızın tamamını döneceğiz arkadaşlar. Buradan bu şekilde geleceğiz. Trabzanlarımızı yaparak buradaki son 3 tane yaptığımız trabzana kadar yine burada, burası bizim dönüş yerlerimiz, burayı unutmayalım. Aynı yuvanın içine 3 tane trabzan yapmıştık. Ortadaki trabzana yine 3 tane trabzan yapacağız ve bu tarafa doğru yine bütün trabzanlarımızı başına birer tane trabzan yaparak başlangıç noktamıza kadar geleceğiz. Evet, bütün trabzanlarımı yaparak bakın buradaki, şöyle gösterelim, uca kadar geldim. En ucuna 3 tane yapmıştım. Şimdi buradaki zincirimin tepesine battım, kaydırma yaptım. Bu sırayı kapatıyorum. Şöyle gösterelim nasıl ördüğümüzü. Her yerini döndük. Şimdi şurada oval gelen kısım, bir de böyle düz gelen kısım var. Düz gelen kısım bizim sırt kısmımız olacak. Bu taraflarda hiç artış yapmadan düz öreceğiz. Şurada oval gelen kısımda buralarda artış yapacağız.
Şimdi neredeyiz biz? Buradayız. Bu ucundayız. Yani sırt kısmımıza doğru örmeye devam edeceğiz trabzan yaparak. Ama dediğim gibi sırt kısımlarında artış yapmadan devam edeceğiz. Şimdi yine 1, 2, 3 zincirle yükseldim. Her zaman bu köşelerdeki 3 tane trabzanımızın ortasına yine 3 trabzan yaparak ilerleyeceğiz. Onu unutmayalım. İlk trabzanımı yaptım. Ortasındayım. Buraya batıyorum. Buraya 3 tane trabzan yapacağım. Daha sonra yanındaki trabzanlardan birer tane yaparak şalın sırt kısmını döneceğim. Burada artış yapmıyoruz. Birer tane yapalım trabzan. Böyle dönelim. Buradaki kanadına kadar bütün trabzanlarımızı birer tane yaparak gelelim. Şalın burada oval gelen kısmına artış yaparak ilerleyeceğiz. Bu kısma kadar ben trabzanlarımı yaparak geliyorum. Burada tekrar birlikte olacağız. Evet, şimdi trabzanlarımı yaparak geldim. Sırt kısmında hiç artış yapmadan birer sıra trabzan ördüm. Şimdi şalımızın ovalleştiği kısımdayız. Yani bu tarafta. Şimdi burada söylemek istediğim birkaç şey var. Eğer ki benden farklı boyutlarda çalışıyorsanız şalı ya da daha kalın iplerle, daha farklı iplerle çalışıyorsanız tekrar sayılarınız dolayısıyla azalacaktır. Trabzan sayılarınız da azalacaktır. O yüzden artışlarınızı kendi trabzan sayınıza göre yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi ben de şurada 3 sıra artış yapmadım. Şurada 3 sıra trabzan yapıyoruz biliyorsunuz, şu ortadaki üçlünün tepesine. Burası bizim dönüşümüz oluyor. Şimdi burada bunu saymadan bütün trabzanlarımı saydığımda bende 264 tane trabzan çıktı. Siz farklı boyutlarda çalışacağınız zaman trabzan sayınız değişecektir. O yüzden arkadaşlar, trabzanlarınızı sayacaksanız kaça tam bölünüyorsa, 5'e tam bölünebilir, 4'e tam bölünebilir, 6'ya tam bölünebilir. Kaça tam bölünebiliyorsa artışlarınızı o şekilde yapmanız gerekiyor. Şimdi burada nasıl artış yapacağınızı da göstereceğim. 3 tane üçlü trabzan yaptık ortadaki trabzanın başına. Şimdi şu kısım bizim köşemiz olduğu için hemen yanına bir tane daha yaptım. Buradan sonrasında artış yapacağım. Buradaki trabzanlarda. Ne demiştim? Ben de 264 tane çıktı. Benim rakamım 4'e tam bölünebiliyor. O yüzden her 4 trabzana 2 kere 2 trabzan yaparak şalımı ovalleştireceğim. Yani oval kısmını daha da büyük bir hale getirmeye başlayacağım. Şimdi sayıyorum. 1 2 3 tane tek trabzan yaptım. 4. trabzanıma 2 tane trabzan yapıyorum. 1 2 3 tane tek yaptım. 4. trabzanıma 2 tane trabzan yaparak devam ediyorum. 1 2 3 tek yaptım. 4. trabzanıma 2 tane trabzan yapıyorum. Bu şekilde artışlarımızı yaparak diğer kanat ucuna kadar geleceğiz arkadaşlar. Dediğim gibi sırt kısmında hiç artış yapmıyoruz. Sadece şalın oval kısmında artış yapacağız. Trabzanlarınızı lütfen sayın. Kaç tane trabzan yaptıysanız, kaça bölünebiliyorsa, 5'e olur, 4'e olur, 6'ya olur, o kadarlık artış yapacaksınız. Diyelim ki saydınız, 5'e tam bölünüyor. Ne yapacaksınız? Her 5. trabzanınıza çift batarak
yolunuza devam edeceksiniz. Tıpkı benim burada yaptığım gibi. Şimdi bu şekilde artışımı yaparak geliyorum. Sona kadar geleceğim. Orada bir renk değişikliğine gideceğiz. Evet, pembe renkle de sıramı bitirdim. Şimdi diğer rengime geldim. Yine her zamanki gibi şalın kanat kısımlarından başlıyorum. Şurada aynı noktanın içine 3 tane trabzan yaptığım alandan başlıyorum. Ortadaki trabzandan tığımı geçirdim. İpimi çektim. Ve tekrar burada 3 zincirle yükseliyorum. Aynı yuvanın içine girdim. Ve bu noktaya 2 tane trabzan yapıyorum. Zincirimle birlikte 3 tane oldu. İpimi doladım. Tıpkı bu pembe sırayı yaptığımız gibi bu sıranın üstüne de kabartmalı trabzanlar yaparak devam edeceğim. Şöyle tığımı trabzanımın arkasından dolandırıyorum. İpimi buradan çekiyorum ve trabzan yapıyorum. İpimi doladım. Şöyle arkasından dolandırıyorum, hiçbir yere batmadan. Ve bütün trabzanlarımın başına yine bu şekilde birer tane kabartmalı trabzan yaparak şalımı komple dönüyorum. Hem buradaki oval kısmı hem de buradaki sırt kısmının bütün trabzanlarını tıpkı buradaki gibi kabartmalı trabzanlar yaparak döneceğim. Yine uç kısımlarında şalımızın buradaki üç uç kısımlarının ortadaki trabzanına 3 tane trabzan yapmayı da unutmayalım. Bu sırayı bitirelim. Daha sonra diğer sırada tekrar görüşelim. Evet, sıramın sonuna kadar bütün trabzanlarımı örerek geldim. Bu sıradan sonra artık şalımızın bu kısmı düz tarafıyla işimiz kalmadı. Bir süre artık burayı hiçbir şekilde örmeyeceğiz. Sadece şalın şurada oval gelen kısmından örmeye devam edeceğiz. Şimdi bu sırayı beraberce kapatalım. Aziz Allah. Her zamanki gibi buradan kaydırma yaparak sıramı kapattım ve ortadaki trabzanıma geldim. Bir kaydırma daha yaptım ve 3 tane trabzan yapmıştık burada, biliyorsunuz. İlkinden kaydırdım, ikincisinden kaydırdım ve burada 3. zincirimden, 3. trabzanımdan tekrar kaydırma yapıyorum. Ve burada tek olan trabzanıma yerleşiyorum. Şu 3 tanesinden kaydırarak burada tek olan trabzanıma kadar geldim. Şimdi burada 1, 2, 3 zincir çektim. Ve sıra boyunca bütün trabzanlarımın başına birer tane trabzan yaparak ilerleyeceğiz. Şalımızın oval kısmındayız. O kısmı örüyoruz şu anda. Burada oval gelen kısmındayız. Buradan başladım. Bu tarafa doğru dönerek şalımın diğer ucuna kadar örmeye devam edeceğim. Dediğim gibi artık düz kısmıyla işimiz kalmadı. Şalın bir süre orada örüm yapmayacağız. Şimdi ben bu şekilde bütün trabzanlarımın başına birer tane trabzan yaparak şalın diğer kanadına kadar örmeye devam ediyorum. Sıra sonuna kadar trabzanlarımı yaparak geldim. Tane zincirim var burada. Tepesindeki zincirden tığımı geçirdim ve bu sırayı da kapattım. Hemen yanındaki trabzanın tepesinden batıyorum ve buraya bir tane kaydırma yaptım. Ne yapmış oldum?
ortadaki trabzanımın başına tığımı yerleştirmiş oldum. Bu şekilde. Şimdi bu sıradan sonra bakın, bu tarafı bizim düz giden tarafımız. Bu tarafı da şöyle, bu tarafı da şalımızın oval giden tarafı. Artık bu kısmıyla, düz giden tarafıyla örme yapmayacağız. Sadece şalımızın bu tarafından itibaren örmeye başlayacağız artık. O yüzden onu lütfen karıştırmayın. Şimdi sırt tarafından, yani düz tarafından ovalleşen kısma doğru dönüş yapacağım. Tığımın üçlü, 3 tane yaptığım trabzanın ortasına yerleştirmiştim. Şimdi 3 zincirle tekrar yükseldim. İpimi doluyorum ve şalımın oval kısmına doğru trabzanlarımı yapmaya devam ediyorum. Her trabzanımın başına birer tane trabzan yaparak diğer uca kadar devam edeceğim. Buradan sonra artık komple örerek devam etmeyeceğiz. Sadece oval kısmı örüp çıkacağız. Şimdi bu şekilde bütün trabzanlarımın tepesine birer tane trabzan yaparak şalın diğer ucuna doğru ilerliyorum. Bu şekilde. Sıramın sonuna kadar bütün trabzanlarımı birer tane yaparak geldim. Şimdi bu ortadaki trabzanıma da bir tane yapıyorum. 2 zincir çekiyorum ve bu renkle de işim bitmiş oluyor. Şöyle bir gösterelim. Kocaman bir şal yapıyoruz. Artık hep buradaki kısımdan örmeye başlayacağız. Şimdi şöyle çeviriyorum şalımı. Yine oval gelen kısımdayım. Bu taraftayım. Şimdi ip rengimi değiştireceğim. Siyaha geçiş yapıyorum. İlk düğümümü attım. İşimi elime aldım. Başladığım noktadayım. Burada 3 tane zincirle yükselmiştik. 1, 2, 3. 3. zincirinden tığımı geçirdim. İpimi buradan çektim ve yine buraya 3 tane zincir çekerek başlıyorum. İpimi doluyorum ve önüme çıkan bütün trabzanlarıma birer tane trabzan yaparak yoluma devam ediyorum. Bu sırada da artış yapmayacağız. Bu şekilde bütün trabzanlarımı birer tane trabzan yapacağım arkadaşlar. Şalımın diğer kanat ucuna gelene kadar hiç artış yapmıyorum. Buradan trabzanlarla dönmeye devam edeceğim. Buradaki kanat ucuma kadar, buradaki trabzana kadar örmeye devam edeceğim. Daha sonra yine 3 zincir çekip döneceğim. Ve yine bu tarafa doğru 2 sıra trabzan öreceğim. Yani bu renkle 2 sıra örmüş olacağım. Artırmaya ihtiyacımız olup olmadığını 2 sıra bu renkle ördükten sonra karar vereceğim. Evet, 2 sıra örüp dönüş yapacağım demiştim. Artırma yapıp yapmayacağıma karar vereceğim demiştim. Hiç artırma yapmadım. Ve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 sıra hiç artırma yapmadan ördüm. Sadece şalın oval kısmını. Şöyle gösterelim. Bu şekilde ördüm. Bu sırada bir artış yapacağım arkadaşlar.
Şimdi yine şalımın şuradaki ucundan başlayacağım. Buradaki ipleri kesmedim. Onları arkadan dikeceğim ama en son mavi rengime geçiş yaptım. Renk değişikliğine geçiyorum. Artırmaları neye göre yapıyorum arkadaşlar? Şimdi bu şalın boyutu size büyük gelebilir veya küçük gelebilir. Ben büyük bir şal örmek istedim. Şimdi buradaki bütün trabzanlarımızı sayacağız ve kaça tam bölünebiliyorsa ona göre artırmalarımızı yapacağız. Siz sayın, eğer 5'e tam bölünebiliyorsa 5'e, 6'ya tam bölünebiliyorsa 6 trabzanda bir artış yapacaksınız. 7'ye tam bölünebiliyorsa 7 sırada, yani 7 trabzanda bir artış yapacaksınız. Yani eğer 7'ye tam bölünebiliyorsa 7. trabzana çift batarak artış yapmanız gerekiyor. Dediğim gibi farklı ip kullandığınız zaman, ben koton iple ördüm, siz pamuklu ip kullandığınız zaman benim verdiğim ölçü ve benim verdiğim sayılara göre çok çok daha büyük olacaktır. O yüzden bu şalın mantığını kavramaya çalışın ki kendi istediğiniz ebatlarda şal çalışabilirsiniz. Artırma mantığı da bu şekilde. Şimdi ben 8. trabzanımı çift batarak artışımı yapacağım. Şalın ön yüzünden örmeye başlıyorum. Yani buradaki kabartma yaptığımız trabzanlardan başlıyorum. En baştaki trabzanımdan tığımı geçirdim. Yine ipimi çektim ve burada 3 zincirle yükseliyorum. 1 2 ve 3. Ve bütün trabzanlarımı trabzan yaparak ilerleyeceğim ama dediğim gibi burada bir artış yapacağım. Yükseldiğim zincirde trabzan olarak sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8. trabzanıma 2 tane yaptım. 1 2 3 4 5 6 7 8. trabzanıma 2 tane yaptım. Bu şekilde şalımın diğer ucuna kadar dönüp geliyorum. Buraya kadar geldim. Trabzanlarımı yaparak 3 zincirle tekrar yükseldim, döndüm ve bütün trabzanlarımın başına birer tane trabzan yaparak yoluma devam ediyorum. Bu sırada artış yapmadan ilerleyeceğiz. Bu renkle toplamda 4 sıra öreceğim arkadaşlar. Bu ikinci sıram mavi renkle. Daha sonra da 2 sıra daha öreceğim hiç artış yapmadan. Toplamda 4 sıra örmüş olacağım. Bu şekilde devam ediyorum örmeye. Mavi renkle de 1, 2, 3, 4 sıra ördüm ve üstüne pomponları yaptım. Şimdi bu küçük pomponların nasıl yapıldığını göstereceğim. İki şekilde yapabilirsiniz. Fıstık gibi dolayarak yapabilirsiniz veya popcorn gibi trabzan yaparak da yapabilirsiniz. Sizin zevkinize kalmış. Bu pomponların ne kadar yoğun olacağı da size kalmış. İstediğiniz kadar pompon yapabilirsiniz. İşimi elime alıyorum. Şurada bizim trabzan yuvalarımız var. Şöyle geçiriyorum trabzan yuvasından tığımı.
İpimi buradan çektim. Ve 1, 2, 3 zincirle yükseldim. Popcorn'u gösterelim önce. İpimi 2 kez doladım. Ve aynı yuvadan batıyorum. Ve 1, 2, 3 de çıkıyorum. 2 kez doladım. Aynı yuvadan geçirdim. 3 kez tığımdan boşalttım. İpimi doladım. İstediğiniz kadar buraya yapabilirsiniz. 3 zincirle yükseldim. 1, 2, 3 tane yaptım trabzan. Tekrar battım. Aynı yuvanın içine 4. Tekrar doladım. Tekrar battım. 5. 6. Tekrar doladım. 7. İlk yapmış olduğum zincirin başından tığımı geçirdim. Buradaki ilmeğimi aldım ve kaydırma yaptım. Daha sonra bunu yanındaki trabzanın yuvasından geçiriyorum tığımı. Şöyle kaydırma yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Ve ipimi kestim. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Daha sonra tığımı alttan geçiriyorum. Bu ipi de buradan alta doğru çektim. Bu küçük ipimi de buradan alttan çektim. Şimdi bu ipleri uzun kesmeye gayret edin. Çünkü daha sonra iğne ile buraya dikin. Yani en azından tek düğüm yaparak dikin ki sağlam olsun. Dikme işlemini ben en son yapacağım. Şalım bittikten sonra. Şimdi popcorn bu şekilde yapılıyor. Dolamayı da gösterelim size. Fıstık gibi. Onu nasıl dolayacağız? Yine trabzanımın şöyle tepesinden geçirdim, çektim. İki zincirle yükseldim. Şöyle gevşettim. İpimi doladım. Aynı yuvadan geçiriyorum. 1. Uzun uzun çekin iplerinizi. 2. 3. 4. 5. 6. Ve 7. Hepsini beraber çektim. Kaydırma yaptım. Dönüyorum buraya. Yine yanındaki trabzanın tepesinden çekiyorum. Kaydırma yaptım. Bir zincir çekiyorum. Popcorn'da yani fıstıkta bu şekilde yapılıyor. İstediğiniz kalınlıkta yapabilirsiniz. Eğer elinizde, ben bunu pamuklu iple yapıyorum. Eğer elinizde yün ip varsa popcornlarını yün iple de yapabilirsiniz. Buradaki baloncukları diyelim yün iple de yapabilirsiniz. Daha kabarık, daha göze gelir olur. Bu şekilde yapılıyor arkadaşlar popcornlarda. Şimdi size ilmek kaydırmayı göstereceğim. Bu şekilde. Renk değiştirme yaptığımız zaman buralarda şöyle gösterelim. Bakın. Şöyle görüntüler oluyor. Siz de biliyorsunuz. Asıl amacı hem süsleme hem de buradaki bu görüntünün ortadan kalkması için
yapılıyor diye düşünüyorum bu şalda. Bakın, burayı kapattığımız zaman ne kadar kibar durdu. Şimdi ilmek kaydırma yapalım. Bu arada ben arkadan bunları diktim ve kestim. Eğer bu şalı örüp ve satmaksa niyetiniz, benim size tavsiyem kumaş tutkalı almanız. Sıvı yapıştırıcılar var kumaşlar için. Ve şurada kestiğimiz iplerin böyle birer damla damlatırsanız o yapışkandan hiçbir sorun çıkmaz. Yaptığınız iş daha kalıcı ve daha sağlam olacaktır. Tabii kendiniz kullanmak için de eğer varsa yapabilirsiniz. Ama asıl amacınız satış yapmaksa, devamlılığınızı getirebilmeniz adına buralara kumaş tutkalı sürmeniz benim için size tavsiyem olurdu. Şimdi tabii şalın boyutu böyle mi kalacak? Hayır, buraya tekrar kırmızı renkli öreceğiz ama önce buralarını yapmak istedim. Çünkü burası tekrar zaten hiçbir değişiklik yapmayacağız. Şimdi ilmek kaydırmayı nasıl yapıyoruz? Evet, şimdi zıt rengiyle yapacağız. İstediğiniz renkle de yapabilirsiniz. İlk düğümümü attım. Buradan da bir ilmek kaydırma yapacağım. Ve tığımızı nerelere batacağız? Bakın, burada Trabzan tepelerimiz var. Şu kısımlarda. Kaydırmalarımızı buradaki Trabzan tepelerini kullanarak yapacağız. İpimi altta tutuyorum. Örgümün altında tutacağım ipimi. Ve şu noktadan şuradan tığımı geçirdim. Alttan ipimi çektim. Hemen yanındaki hiçbir trabzan tepesine atlamadan hemen yanındakine batıyorum. İpimi buradan çekiyorum ve kaydırma yapıyorum. Hemen yanındakine batıyorum. İpimi alttan çekiyorum tığımla kaydırma yapıyorum. Hemen yanındakinden devam ediyorum. Hiçbir trabzanı atlamadan bu şekilde ilmek kaydıracağız. Burada ilmek kaydırmaları yaparken en önemli husus gergini yapmamanız. Eğer eliniz sıkıysa ve ister istemez tığla kaydırma yaptıktan sonra bir gerdirme söz konusu yapıyorsanız ki bazen elimiz o kadar çok alışıyor ki farklı bir iş yaparken maalesef kastırabiliyoruz. O yüzden buralarda kasma yaşamamanız için elinizi gevşek tutmanız lazım. En önemli nokta o. Yoksa şurada kaydırdığımız ilmekler kasacaktır ve şalın toplanmasına neden olacaktır. Ama ne yaparsanız yapın bu kastırmaya engel olamıyorsanız o zaman daha büyük bir tığla yapacaksınız. O zaman herhangi bir kastırma söz konusu olmaz. Sadece çekip bırakıyorum. Hemen yanından devam ediyorum. İpimi alttan çekiyorum ve kaydırma. Yaptığım tek şey bu ve çok hızlı gidiyor. Şöyle görebiliyor musunuz? Bu şekilde sona kadar gelelim. Kırmızı renkli ipime geçiş yapacağım. Sarıyla kaydırma yaptıktan sonra ben morla tekrar hemen yanından bir kaydırma yaptım. İkinci kez kaydırma yaptığım zaman trabzanın şuradaki aralarından geçirerek yaptım kaydırmamı. Bu şekilde oldu. Şimdi şalımızın şöyle ensemizde kalan
kısmına geldi sıra. Burada tığımı buradan geçirdim. İpimi buradan çekiyorum. Ve 3 zincirle yükseldim. İpimi doladım. Trabzanlarımız yatay geliyor. Bir tane bu araya yaptım. İpimi doladım. İkinci trabzandayım. Ve 2 tane yapıyorum. Şöyle yatay gelen trabzanlarımın aralarına ikişer tane trabzan yaparak devam edelim. Bu şekilde buradaki kısma kadar geliyorum. Bu başa kadar geldim. Buradaki yatay bakan trabzanıma da 2 tane yapıyorum. Ve şurada dikey trabzanlarım var. Bu kısmı trabzanları toplayarak geleceğim. İpimi doladım. İlk trabzanımın tepesinden geçirdim. Tığımdan 2 ilmek çıkardım. İpimi doladım. Diğer trabzanıma geçtim. Tığımdan 2 ilmek çıkardım ve hepsini beraber kapattım. Tekrar ediyorum. Hemen yanındakine. Bu şekilde enseyi, ensede kalan kısmı toplayarak diğer uca kadar gelelim. Şalın diğer kanat ucuna kadar ense kısmını örerek geldim. Buralarda yine aynı işlemi yaptım. Şimdi şuradayım. Yatay bakan trabzana bir tane yapıyorum. İpimi doladım. Ve burada trabzanın başına batıyorum. Bir tane. İpimi doladım. Aynı yere bir tane daha yaptım. Bu taraftan sonra burada trabzanlarımız düz gelmeye başlıyor. Ve her ilmeğe birer tane yaparak ilerleyeceğiz. Ama şöyle. Şalın şurada kanat ucundan buraya kadar 100 tane trabzan ayırdım. 100 tane trabzanı tek öreceğim. 100 tane trabzandan sonra sayarak geleceğim ve 5. trabzanı çift batarak yoluma devam edeceğim. Diğer işaret koyduğum tarafa kadar. Buradaki kanat ucundan da 100 trabzan saydım. 100. trabzanı işaret taktım. Şu işaret koyduğum alana her 5. trabzanı çift batarak öreceğim. Diğer geri kalan trabzanlarımı kanat ucuna kadar tek örerek yoluma devam edeceğim. Şala şalın burada aşağıya bakan kısmının ovalleştiği yeri işaretledim ben arkadaşlar. Siz de farklı boyutta bir şal çalışıyorsanız kanat ucundan şalın ovalleştiği kısma kadar trabzanlarınızı sayın. Oraya kanca takın. Daha sonradan 5 sırada bir 5. trabzana çift batarak artış yapabilirsiniz. Şimdi buradaki trabzanlarıma hepsini tek trabzan yaparak ilerliyorum. Kanca taktığım kısmında sayarak 4 tane tek trabzan yapacağım. 5. trabzana
çift batarak şalın diğer ucuna kadar döneceğim. Artışı bu şekilde yapıyoruz bu tarafta. Bu sırayı da böyle kapatalım. Şu kancaya taktığım yere kadar öreyim ben. Orada size tekrar göstereyim. Tek tırabzanlarımı yaparak geldim. Artık kancamı çıkartabilirim. Ve sayıyorum. 1 2 3 4 5. tırabzanıma çift batıyorum. Tekrar sayıyorum. 1 2 3 4 5 5. tırabzanıma çift batıyorum. Bu şekilde diğer kancaya kadar örmeye devam edelim. Daha sonra tek olarak bu sırayı bitirelim. Sıra sonuna kadar geldim. İpimi doluyorum. Ve ilk yaptığım tırabzanın aynı noktasına batıyorum. 3 tane zincirle yükselmiştik. Buradan tığımı geçirdim ve kaydırma yaparak burayı bağladım. 3 zincirle yükseldim, döndüm. Ense kısmına geçmiyoruz şalın. Buradan devam edeceğiz. Bütün tırabzanlarımı birer tane tırabzan yaparak diğer köşeye kadar geleceğim. Artış yapmıyorum. Hepsine birer tane tırabzan yaparak diğer kanadın ucuna kadar geliyorum. Sıramın sonuna kadar geldim. Şimdi burada yine bir artış yapacağız. Şimdi burada zaten kancam takılıydı ve işaretliydi. O yüzden bunu artış yaptığım trabzan, bakın burada 1-2, onun üstüne takıyorum. Diğer tarafa geçtim. Bu kancamı da buradan çıkartıyorum. Ve burada da artış yaptığım tırabzanı üstüne taktım. Yine bu baştan kancaya doğru örmeye devam edeceğiz. Hiç artış yapmıyoruz bu kısımda, kanat uçlarında. Orta sırada yine 5 trabzanda bir artış yapacağız. 4 tek trabzan yapacağız. 5.ye çift batacağız. Buradaki kancaya kadar. Daha sonra diğer geri kalan kısımları da, buraları da tek trabzan yapıp devam edeceğiz. Daha sonradan üstüne bir sırada artış yapmadan trabzan öreceğiz. Yani demem o ki bu ördüğümüz iki sırayı tekrar edelim. Evet, toplamda en son trabzanlı alanı 1, 2, 3, 4 sıra ördüm. Şimdi bu rengime geçiyorum. Ve bu sırada şurada şalın buradan başlayarak kenar yapacağım. Alt sıradaki çiçekleri oraya birleştirmek için. Sadece oval gelen kısma döneceğim ben. Ama siz tabi şalınızı komple dönebilirsiniz. Ense kısmına da şimdiki yapacağımız sıradan geçiş yapabilirsiniz. En baştaki trabzanın tepesine takıyorum tığımı. İpimi buradan çektim.
1 2 3 zincirle yükseldim. İpimi doladım. Aynı yuvanın içine tekrar giriyorum. Bir trabzan. İpimi doladım. Aynı yuvanın içine tekrar girdim. Bir trabzan daha yaptım. Trabzanlarımızı uzun uzun çekelim. Şimdi burası kenar olduğu için 3 tane trabzan yaptım. Aynı yuvaya 1-2 tane atladım. 3. trabzanın tepesine bir tane sık iğne yaptım. İpimi doladım. 1-2 trabzan atladım. Üçüncüsüne tekrar batıyorum. Ve aynı yuvanın içine 6 tane trabzan yapıyorum. Trabzanlarımı uzun uzun çekiyorum. 1-2-3 tane yaptım. 2 zincir ipimi doladım. Aynı yuvanın içine girdim. Ve 3 tane trabzan daha yapıyorum buraya. Hiç zincir çekmiyorum. 1-2 tane atladım. Üçüncüsüne geldim. Sık iğne ile bağladım. İpimi doladım. 1-2 atladım. Üçüncüsüne geldim. Yine buraya 2-3 tane trabzan, 2 zincir, aynı yuvanın içine batıyorum. Tekrar 3 tane trabzan yapıyorum. 1-2 atladım. Üçüncüsüne baktım. Şimdi bu şekilde ben şalın diğer ucuna kadar geçiş yapacağım. Siz komple dönebilirsiniz. Orası sizin zevkinize bağlı. Buradan aşamadan sonra şal örümümüz bitiyor. Ve çiçekleri üstüne dikme bölümüne geçeceğiz. Şimdi en son sizinle beraber buradaki kısımları örmüştük. Ondan sonra ben şalın üstüne çiçeklerimi ekledim. Çiçeklerin nasıl yaptığımızın videosunu ayrı bir videoda yayınlayacağım. Çünkü çok fazla uzun olacaktır. Aynı videonun içerisinde bir de çiçekleri anlatırsam. Ama şunu söyleyebilirim. İstediğiniz çiçekleri yapabilirsiniz. Çiçek olmaz, başka bir şey olur. İşte hayvan figürleri koyabilirsiniz, kiraz, çilek, onlarla süsleyebilirsiniz. Hiç fark etmez. Siz nasıl istiyorsanız süslemeleri o şekilde yapabilirsiniz. Ama ben tam göstermek adına çiçekleri de bir video çekeceğim. Zaten çiçeklerim hep aynı model. Bu da bununla bu aynı model. Bu da aynı model. Bununla birlikte. Burada mavi çiçeklerim var. Bunlar da papatya ile aynı. Sadece renkleri farklı. Hep aynı kullandım. Aynı çiçeği farklı renklerle ördüm. Böylelikle değişik çiçekler yapmışım gibi oldu. Şimdi bu çiçekleri şalın kenarlarına nasıl ekleyeceğiz? Ben şöyle yarım olarak ördüm çiçeğimi. 1 2 3 3 yaprağına kadar ördüm. 4. yaprağı yaparken çiçeği şala ekleme yapacağız. İpim burada. İlmeğim de burada. Bir, iki, üç tane yaprağını yaptım. Dördüncünün ilk yaprağından itibaren burayı eklemeye başlayacağız. Eklemelerimizi nasıl yapacağız? Bir tane boş bırakacağız. Bir ve ikinci, yani şuraları kullanacağız. Bir boş bırakacağız. Bir ve ikinciye yapraklarımızı bağlayarak çiçeğimizi ekleyeceğiz. Buradaki boşta kalan kısma daha sonradan, bakın şu şekilde yaprak yapacağız. Biri bu çiçeği tutacak, diğeri de bu çiçeği tutacak. Bu şekilde. Bir çiçeği ekledik. Bir tane boş bırakıyoruz şurayı. Yaprakları
Ne zaman yapacağız? Bütün çiçeklerimizi ekledikten sonra yaprağı yapmaya başlayacağız. Şimdi bir tanesini ekledik, bir iki tane alana. Bir tanesini boş bırakacağız yaprak için. Diğerine geçeceğiz ve bir iki ekleyeceğiz arkadaşlar. O şekilde yapmaya devam edeceğiz. Şimdi en son ben ekleyerek geldim. Başlarken de en başından başlarken de bir tane yaprak boş bıraktım. Bir tane boş bıraktım. Diğer iki tanesine bir tane çiçek ekledim. İlk başta yaparken şunu düşündüm. Bir tane yaprak yapmam ortasına yeterli mi diye düşündüm. Ve şöyle yaptım. Çok hoşuma gitmedi açıkçası bu. Zaten sökmedim de böyle kalacak. Sökmeyi de düşünmüyorum. Daha sonradan ikinci ve üçüncü, evet, ikinci ve üçüncü çiçeği ekledikten sonra şalın şu ortadaki boş bıraktığım alana iki tane yaprak eklemeyi düşündüm. Tıpkı şalın orijinalinde olduğu gibi. En başında başlarken bir tanesini boş bırakalım. Buraya sadece bir yaprak yapalım. Daha sonrakilere bir, iki tane alana çiçeğimizi ekleyelim. Bir boş bırakacağız. İki tane alana tek çiçek ekleyeceğiz. Bir boş bırakıp iki tane buradaki yuvaya çiçek ekleyerek devam edeceğiz. Bu şekilde ekleyerek geldik. Bir, iki, üç, dördüncü yaprağındayım. İpimi doladım. Buradaki zincirli alandan tığımı geçirdim. Bir. Yine üçlü trabzan yapıyoruz. İki. Üç. Dört. Ve beş. 5 tane trabzan yaptıktan sonra bir tane boş bırakıyorum. Bunu boş bırakıyorum. Diğerinin ortasından tığımı geçiriyorum. Buradan çektim. Bir zincir çekiyorum. İpimi doladım ve 5 tane trabzan daha yaparak buradaki yuvanın içine toplamda 10 tane trabzan yapmış olacağım. 1 2 3 4 ve 5. Aynı yuvanın içine girdim. Sık iğne ile bağladım. Hemen onun yanındaki zincirli alandayım. İpimi doladım. Yine buraya 5 tane trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 ve 5. 5. trabzanımda tığımı çıkardım. Bu yaprağı buraya bağlamıştık. Onun hemen yanındaki alandan tığımı geçirdim. İpimi çektim. Bir zincir. İpimi doladım. Ve 5 olan trabzanımı ona tamamlıyorum. 6, 7, 8, 9, 10. Yanındaki alana geçtim ve bir tane zincir çektim. Buradaki yuvaların hepsine şimdi sırayla 10 tane trabzan yapacağım. 2
3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Trabzanlarınızı yaparken uzun uzun çekerseniz çok daha iyi olacaktır. Aynı yuvanın içinden geçirdim ve bir tane sık iğne yaptım. Şimdi geri kalan bütün buradaki boşluklarıma 10'ar tane trabzan yaparak bu çiçeğimi bitirmiş olacağım. Evet, çiçeği de bu şekilde eklemiş olduk. Şimdi ortadaki yaprağın nasıl yapıldığını göstereceğim. Sadece tek bir çiçeği eklemesini göstereceğim. Diğeri de aynı şekilde aynı yuvaya batarak bu tarafa doğru ekleyeceksiniz. Şimdi şalımı şöyle çevirdim. İlk düğümümü attım. Tığımı ortadaki boşluktan geçirdim. İpimi çekiyorum ve buraya 10 tane zincir çekeceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 tane zincir çektim. İki çiçeğin ortasındayım. Çiçeğimi aldım elime. Ve bu ekleme yaptığın yaprağın hemen yanındaki yapraktan geçirdim tığımı. İpimi çektim. Ve buraya sık iğne ile bağladım. Şimdi şöyle döndüm. İlk zincirimin bakın burada bir iki tane ilmek var. Sadece tek ilmekten geçiriyorum tığımı. Bir sık iğne yaptım. İpimi doladım. Hemen yanındaki zincire geçiyorum. Ve yine sadece tek ilmeğinden geçirdim tığımı. Bir tane trabzan. Yaprağı yaparken sadece tek ilmeğe batacağız tığımızı. Bir tane tekli trabzan yaptım. İpimi doladım. Hemen yanındaki zincirden geçirdim. Bir tane ikili trabzan. İpimi doladım. Hemen yine yanındakine battım. Ve 1 2 3 bir tane üçlü trabzan. İpimi doladım. Yanındakine tekrar battım. Bir tane üçlü daha. İpimi doladım. Yanındakine battım. Bir tane üçlü trabzan daha yaptım. Üçlü trabzanlarınızı yaparken uzun uzun çekin lütfen. O şekilde çok daha güzel duracaktır. Şimdi şalın, pardon, yaprağın ortasındaki kabarık alan şurada. Bu şekli verebilmemiz için buradan başlıyoruz. Ve ortasına 3 tane üçlü trabzan yaptım. 1 2 3 tekrar doladım. Yanındaki zincire tekrar battım. Bir tane üçlü trabzan daha yaptım. Ortasında kabarık ortasını şişmanlaştırıyoruz bu şekilde yaparak yaprağın. Şimdi burada aşağıdan yukarıya doğru gelmiştik. Burada yukarıdan aşağıya doğru ineceğiz. Şurada yaptığımızın aynısını bu taraftan yapacağız. Şimdi ipimi doladım. Bir tane ikili trabzan. İpimi doladım. Hemen yanındakine battım. Bir tane tekli trabzan. Hemen yanındaki zincire
Batacağım da batamadım bir türlü. Sıkmışım. Zincire batıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Daha sonra buradaki yuvadan tığımı geçirip kaydırma yapıyorum. Bir zincir çektim. Döndüm bu sefer. Bu şekilde tuttum. Şimdi ne yaptıysak onun karşılarına aynı şeyi yapacağız. Yaparken sadece zincirlerin tek kanadını kullanmıştık. Şimdi burada bize bakan birer tane kanat var. Ama eliniz sıkıysa buradaki kanatlara tığ geçirmeniz zor olur. O yüzden direkt şöyle ortasından batabilirsiniz. Orası fark etmez. Şimdi sık iğne yaptığım alandan geçirdim tığımı hemen onun karşısından. Sık iğneme denk gelen, şurası benim sık iğnem. Hemen onun karşısından battım. Bir sık iğne. Yanına batıyorum. İpimi doladım. Bir tane tekli trabzan. İpimi doladım. Hemen yanına battım. Bir tane ikili trabzan. İpimi doladım. Yanına battım. Bir. İki. Üç. Ve dört. Dört tane üçlü trabzan yaptım. İpimi doladım. Bir tane ikili. İpimi doladım. Bir tane tekli trabzan. Ve bir tane sık iğne yaptım. Bu şekilde mi bitiriyorum? Hayır. Nasıl bitireceğim? Burada yaprağımı çiçeğe bağladığım yuvadan tekrar tığımı geçtim. Kaydırma yaptım. İki zincir çektim ve şöyle ipimi kopardım. Bunu da arkadan ilmeklerin arasından çekiyorum. İyice sağlamlaştırıyorum. Daha sonra şu kısmı makasla kesebilirsiniz. Yaprağımızı da bu şekilde yapıyoruz. Aynı işlemi yine buradan batacaksınız. Bir yaprak da bu tarafa doğru yapacaksınız. Ve şalınız bitmiş olacak. Daha sonra şu kısma ben bir tane daha yaprak ekleyip bu tarafa doğru bağlayacağım. Bu şekilde şalımız bitmiş olacak arkadaşlar. Burada sayılarınız denk gelmeyebilir. Diyelim ki bütün çiçeklerinizi yaptınız ama sonda sizin iki tane kaldı diyelim, burada iki tane kaldı, birleşme çiçeği ekleyeceğiniz alan burada iki tane kaldı. O zaman ne yapabilirsiniz? En sona yaptığınız çiçeği iki yapraklı değil de üç tane yaprakla ekleyebilirsiniz. O şekilde düzeltebilirsiniz. Şimdi sizin hangi boyutlarda yaptığınızı bilmediğim için tam net de bir şey söyleyemiyorum. Çünkü benim şalım oldukça büyük oldu. Aksine yani büyük olmasına rağmen ben büyüklüğünü çok sevdim. Bana göre ideal. Ama size büyük gelebilir. O yüzden kendi istediğiniz ebatta ayarlamanız çok önemli. Hata kabul edebilen bir şal. İstediğiniz alanlarda fazla gelir, eksik gelir, hata kabul eder. Mesela bakın, ben bu çiçekleri eklerken artık hangi hülyalara daldıysam burada bir yaprağı 3 tane, yani 3 bir tane çiçeği 3 tane yaprak olarak eklemişim.
Bunu buradaki yeşil yaprakları yaparken fark ettim. Söktüm mü sökmedim. Benim için çünkü bu çok da önemli bir şey değil. O yüzden böyle ufak tefek hatalar yaptığınız zaman şalınızı sökmeyin. Hata götürür bir şal. O yüzden eksik geldiyse ona göre ayarlayın. Fazla geldiyse ona göre ayarlamanızı tavsiye ederim. Şalımızın yapım aşamaları bu kadardı. Şimdi ben tepeden bir görüntü alacağım. Şalın son halini de sizlere göstereceğim. Evet, şalımızın bitmiş hali de bu şekilde. Yapacak arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Eminim çok güzel şallar çıkacaktır kendi zevkinize göre. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yapacak olan arkadaşlara tekrar kolay gelsin. Ördüğünüz şallarınızı Instagram'dan paylaşıp beni de etiketlemeyi unutmayın. Hoşça kalın.